Bismillahirrahmanirrahim. O size leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanın etini haram kıldı. Kim mecbur kalırsa, başkasının hakkına tecavüz etmemek ve zaruret miktarını geçmemek şartıyla, bunlardan yemesinde günah yoktur. Allah gafurdur, rahimdir. Günahları çok affeder. Merhamet ve ihsanı boldur. Bir de sana kadınların ay halini sorarlar. De ki, bu bir rahatsızlıktır. Onun için adet sırasında kadınlardan geri durun. Ve onlar temizleninceye kadar kendilerine cinsel yaklaşmada bulunmayın. Temizlendikten sonra Allah'ın izin verdiği şekilde onlara yaklaşın. Allah, tövbe ile kendisine dönenleri sever, temizlenenleri de sever. Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi hakkıyla bilmedikçe, namaza yaklaşmayın. Yolculuk dışında, cünüp iken de, gusletmedikçe namaz kılmayın. Eğer hasta veya yolculukta iseniz veya tuvaletten gelmiş yahut hanımlarınızla yatmış olur da gusledecek su bulamazsanız, o vakit temiz toprağa teyemmüm edin. Arınmak niyetiyle yüzünüze ve ellerinize meshedin. Muhakkak ki Allah afü ve gafurdur. Af ve mağfireti boldur. Ey iman edenler! Namaza kalkmak istediğinizde yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı mesedip topuklarınızla birlikte ayaklarınızı da yıkayın. Cünüp iseniz tas tamam yıkanın. Boy abdesti alın. Eğer hasta veya yolcu iseniz veya tuvaletten gelmişseniz yahut kadınlarla münasebette bulunmuş olup da su bulamazsanız temiz toprağa teyemmüm edin. Manen arınma niyetiyle, ondan yüzlerinize ve ellerinize mes Allah size güçlük çıkarmak istemez. Fakat şükredesiniz diye sizi temizleyip arındırmak ve size olan nimetlerini tamama erdirmek ister. De ki, bana vahyolunanlar içinde, bu haram dediklerinizin yemek isteyen kimseye haram kılındığını görmüyorum. Ancak leş yahut akıtılmış kan yahut pis olduğunda hiç şüphe olmayan domuz eti veya Allah yolundan çıkarak Allah'tan başkası adına kesilen hayvan olursa başka. Bunlar haramdır. Fakat kim çaresiz kalırsa başkasının hakkına tecavüz etmemek, ve zaruret sınırını aşmamak üzere bunlardan yiyebilir. Çünkü Rabbin gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur. O mescid-i dirarda hiçbir zaman namaz kılma. Ta ilk günden temeli takva üzere kurulan mescitte namaza durman daha münasiptir. Orada maddi ve manevi kirlerden arınmayı seven kimseler vardır. Allah da temizlenenleri sever. Allah evlerinizi sizin için bir huzur ocağı yaptı. Davarların derilerinden de gerek göçtüğünüz, gerek konakladığınız günlerde sizin için taşınması kolay evler, çadırlar, portatif evler nasip etti. O davarların günlerinden, tüylerinden veya kıllarından bir süreye kadar faydalanacağınız giyilecek, döşenecek ve kullanılacak eşyalar yapma imkanı verdi. Allah size sadece leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanın etini haram kıldı. Ama kim çaresiz kalırsa, zaruret miktarını aşmayarak ve başkasının hakkına da tecavüz etmeyerek, haram kılınan şeyden yerse, Bunda günah yoktur. Şüphesiz ki Allah, çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. Ona tertemiz, abdestli olanlardan başkası dokunamaz. Bir örtüye bürünen, inziva arzu eden, ayağa kalk ve insanları uyar. Rabbinin büyüklüğünü an, elbiseni tertemiz tut maddi manevi kirlerden arın. Pis ve murdar olan her şeyden kaçın. Verdiğini çok bularak minnet etme. Rabbinin yolunda sabret. Sura üflendiği gün, doğrusu o, çok çetin bir gün. Kafirlere hiç kolay olmayan bir gün.